ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Bursa'nın geleceği programıyla karşınızdayız. Bursa'yı yöneten isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün İnegöl'den sesleniyoruz sizlere efendim. İnegöl Belediyesi'ndeyiz. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuğumuz. Başkanım merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yerdeyiz değerli izleyenler. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Olay Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hikmet Selami Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Olay.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Orhan Güney bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Şimdi tabii ki güzel bir program olacağı şuradan belli. Çünkü çok güzel bir yerdeyiz gerçekten. Sizler de göreceksiniz. Gastro İnegöl'deyiz. Burası İnegöl'e nefes aldıran çok güzel bir alan, işte belediye hizmet binası ile birlikte, bu çevredeki diğer işletmelerle birlikte çok güzel bir alan. Sıra sıra ilerleyeceğiz ama ilk önce Gastro İnegöl'den başlayacağız. Evet, çok güzel bir alanı var. Gastro İnegöl'den başlayacağız efendim. Şimdi burası, Sayın Başkanım, 4 Aralık'ta sanıyorum siz faaliyete geçirdiniz burayı. Evet. Ve de yayına girmeden önce de burada bir ufak sohbetimiz olmuştu. Şeflerinizden bir tanesi de MasterChef yarışmacısıymış sanıyorum. Neden bunu bahsediyorum? Çünkü şu an biliyorsunuz çok popüler ve bütün gençlerin ilgiyle takip ettiği yarışmalardan bir tanesi olduğu için bu da artı bir reklam olarak fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Buyurun, Gastro İnegöl'den başlayalım. Birazdan da şerbet tadımımız olacak sanıyorum. Evet. Onu da şey yapabiliriz, getirebiliriz, arkadaşlara söyleyebiliriz. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim Melisa Hanım. Öncelikli olarak ben de kıymetli katılımcıları Orhan Bey, Selam Bey ve sizleri saygı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm kıymetli hemşerilerimizi de saygılarımızı, hürmetlerimizi bildiriyorum. Tabii Gastro İnegöl mekanındayız ama aslında burası daha büyük bir yerleşke, bir yaşam alanı aslında. Burada sizin ifade ettiğiniz gibi aslında Aralık'tan biraz daha önce biz buraya geldik ve Kasım ayı gibi tüm hizmet birimlerimizi arkamızda görmüş olduğumuz binalara taşıdık. Tabii burada sadece bir hizmet binası olarak da düşünmeyelim. Burada aynı zamanda altında otoparkların yer aldığı, beraberinde restoran, kafeterya gibi birimlerin olduğu, etkinlik ve sergi salonlarının yer aldığı, toplantı yapılabilecek mekanların olduğu güzel bir hale dönüşmüş oldu. Vatandaşlarımız günlük olarak burayı gelip kullanıyorlar. Şu an bizlere ikram edilen şerbetlerimiz de tamamen el yapımı. Bizim ürünleri bizzat toplayarak burada görmüş olduğunuz mekanda usta şeflerimizle, çalışanlarımızla tadımlatıyoruz, deneyimletiyoruz. Özellikle Bursa'mızın, İnegöl'ümüzün lezzetlerini, geleneksel tatlarını vatandaşlarımıza sunma imkanı buluyoruz. Buyurun bunlara... başkanım siz de yorumlayın. Evet. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Siz şıra içiyorsunuz sanırım değil mi sizinki? Evet. O buram buram o şeyi alıyoruz yani bunun organik olduğunu. Bu çok arada, güzel bir lezzet. Bu arada tabii geçtiğimiz günlerde Türk Mutfağı Haftası gerçekleştirildi biliyorsunuz. Burada da gerçekleştirdiğimiz organizasyonda işte Sayın Valimizin ve misafirlerimizin katıldığı programda da yine şerbetler konusunu işlemiştik. O gün de çok dikkat çekiciydi. Tabii bu aslında başlı başına bir alan. Evet. Üzerinde çalışılıp yoğunlaşılması gereken bir alan. Malumunuz çok farklı özellikle içecek sektöründen sunulan ürünler var. Saygı duyuyoruz. Tabii hepsi çok değerli. Ancak tabii bizim geleneksel tatlarımız, lezzetlerimiz bunların çok daha üzerinde, çok daha doğal ürünler olarak yapılıyor. Şunu da ifade edeyim. İnegöl'de de meyve anlamında mesela çok gelişmiş durumda ve şehrimizde bu anlamda üretilen ürünleri bizzat sahadan çekerek, toplayarak da burada ürün haline dönüştürüp onları bazen karıştırarak, bazen kendi haliyle burada vatandaşlarımıza sunumluyoruz. Şimdi benim masamın önünde de pek çok ürün var. Aynı şekilde sizin bahsettiğiniz gibi burada bir çilekli lokumumuz var. Çilekli yaban lokumumuz var. Aynı şekilde İnegöl'den. Doğru. İnegöl kurşunlu çileğini bizzat sahadan vatandaşımızdan, köylümüzden alarak, çiftçimizden alarak bunları lokum atölyelerinde daha yüksek konsantrede lokum atölyelerinde döktürerek kendi ürünümüz Gastro İnegöl ürünü olarak
hem hediyeliklerde hem satışında kullanıyoruz. Yine aynı şekilde çıbraka sirkesi başkanım, var burada. Bu şerbetlere vatandaş sadece burada mı ulaşabiliyor yoksa? Şu an için Selam Bey sadece burada. Çünkü ifade ettiğim gibi biz bu merkezde yoğunlaştık. Ülkemizde de tüm şehirlerimizde de her alanda kendi bölgesine has çok kıymetli ürünler var. Biz de yerelden başlayarak önce kendi bölgemizden elde ettiğimiz tüm ürünleri, sonra tabii bizim geleneksel tat diye ifade ettiğimiz tüm güzellikleri burada deneyimletmek istiyoruz. Tabii bunu daha sonraki projeksiyonda bizzat kendimiz de arttırabiliriz. Böyle bir hedefimiz de var. Ama bunun yanı sıra şehirdeki tüm restoranlarda, tüm işletmelerde de benzer şekilde yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Bunların içinde vatandaşın şaşıracağı, daha önce tadımlamadığı ürünler. Yani mutlaka şöyle vardır. Aslında mutlaka isim olarak kulağına çalınmış olabilir ama işte bir Reyhan bugün mesela müthiş rahatlatıcı, keyif verici. Böyle insan gerçekten içtiğinde kendini inanılmaz huzurlu hissettiği bir içecek. Bilmeyen yoktur. Biz bunu dediğim gibi özellikle sahadan toparlayarak bu ürünü bizzat burada kendimiz işleyerek ürünü vatandaşımızın önüne koymuş oluyoruz. Bir de olabildiğince asitli içeceklerden uzak durulmasını istiyoruz. Ya vatandaşlarımızın sağlıklı gıdayla, tabii ki yani o gıda kodeksine uygun üreten birçok işletme var. Bunlara saygı duyuyoruz. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Lakin geçmişte çok fazla tüketilen ama belki bugün unutulmaya yüz tutmuş olan bu ürünleri de tekrar yeniden canlandırmak istiyoruz. Evet. Selam Bey'in az önce söylediği gibi acaba bilmediğimiz vatandaşın içinde farklı değişik şeyler var mı demiştiniz ya. Şimdi ben burada çıbraka sirkesi var benim önümde. Bu çıbrakayı ben ilk kez duydum burada. Evet. Hatta burada önümde de kekiğe benzer bir toz hali var. Tabii. Toz şeklinde hali var. Tabii tabii. Bu da sanırım şöyle ben bunu göstereyim. Çıbraka sirkesi. Çıbraka sirkesi tabii. İnovatif ürünler de yapıyoruz Melisa Hanım. O göstermiş olduğunuz çıbraka bitkisi de aslında bir kekik bitkisidir. İnegöl dağlarında, İnegöl yöresinde yetişen ve bizim de coğrafi işaretini aldığımız bir üründür. Dolayısıyla bu kekik bitkisi hem şifalıdır. Şöyle ifade edeyim. Özellikle ekmeğinizi yağladığınızı düşündüğünüzde üzerine çok güzel böyle çıbrakayı atabilirsiniz. Yine aynı şekilde salça üzerinde özellikle bizim kulaca salçamız çok önemli bir ürünümüzdür. Onun üzerinde yine zeytinyağı bir miktar tabağınıza koyduğunuzda yine çıbrakayla çok güzel bir ikilidir. Bana yiyebilirsiniz. Yani bir kekik bitkisidir ve bizim bölgemize has bir bitkidir. Dolayısıyla biz de bu kendi bölgemize, yöremize ait özellikleri de gün yüzüne çıkartıp bunları da işte ifade ettiğiniz gibi sirke gibi. Şimdi burada arkadaşlarımız masaya koymamış ama bunun tereyağlı, çıbrıkalı tereyağı, çıbrıkalı peynir gibi versiyonlarını da arkadaşlarımız hayata geçirdiler. Bunları da inovatif ürünler şeklinde vatandaşımızın deneyimlemesini, kabul gören ürünleri de pazarda var olmasını, devam etmesini istiyoruz. Yine burada Gastro İnegöl'de. Gastro İnegöl merkezimizde tabii bunları erişebiliyorlar. Evet. Buyurun Sayın Bey. Kolonya da var orada. Kolonya'yı evet, kolonyayı da hemen tanıtmak istiyorum. Şimdi İnegöl nostalji kolonyası diyor Eyüp Sabri Tuncer'in. Eyüp Sabri Tuncer de İnegöllüymüş. Doğrudur. O yüzden bu İnegöl'e özel bir İnegöl'e koku özel, olarak. Evet. Onun da üretilmiş bir kolonya. Melisa Hanım onun da çok kısa bir hikayesini tabii ifade edeyim. Sağ olsun. Burada tabii Eyüp Sabri Tuncer ailesine biz çok teşekkür ediyoruz. Aile aslında Boşnak kökenli bir aile ama İnegöl'de 1900'lerde rahmetli Eyüp amca diyelim. Burada ticaret yapıyor. Buradan daha sonra taşınıyorlar. Ancak tabii şimdiki işin başında olan Engin Beyler onlarla sağ olsun irtibat sağladığımızda siz bu kadar ürün üretiyorsunuz İnegöl'e dair ne yapabiliriz dediğimizde o da bana çok güzel şunu ifade etti. Başkanım siz ağacı işliyorsunuz. Dolayısıyla size odunsu bitkiler grubundan bir ürün yapalım. Bunu da size sunalım. Sizin de değerlendirmeniz neticesinde bir ürün ortaya koyalım. Ve nihayetinde bu ürün gerçekleşmiş oldu. Çok güzel kokuyor. Genelde kabul gördüğünü ifade edebilirim. Çünkü tabii bu göreceli bir şey. Ama Melisa Hanım genel itibariyle ben kabul gördüğünü ifade edebilirim.
Size de. İkram ettiğimiz, sunumladığımız tüm misafirlerimizin genel manada beğendiklerini söyleyebiliriz. Çok sert bir yedik. Evet. Ve kendi markalarıyla da çıkarmış oldular. Buradan da huzurlarınıza ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Biz de teşekkür ediyoruz. Buyurun Sayın Güler. Başkanım, gıdadan gidiyoruz. Coğrafi işaretli işte çıplık abilisiniz var ama onun dışında 4 ürününüz daha var. Evet. İşte köfte, büryan. Evet. Cerrah kuru fasulye bir de evet. Sütlü kadayıf. Doğru. Yenileri de gelecek mi? Tabii gelecek. 12 civarında başvuru yaptığımız ürünümüz var. İnegöl köftemiz zaten vardı. İnegöl köftesinde tabii Avrupa coğrafi işareti olabilir mi? Ona bakmamız gerekiyor. Ona yoğunlaşıyoruz. Beraberinde İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl cerrah kuru fasulyesi, çıbrıka bitkimiz ve sizin ifade ettiğiniz büryan, mişoriz olarak da geçiyor. Arnavutların bir yemeğidir o da. Biz tabii burada aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Bunlar İnegöl'e has değerler. Dolayısıyla bunlar bu şehirden çıkan değerler. Menşei burada. Buradan her hanede, her evde bu ürünlere rastlayabilirsiniz. Aslında biz bu çalışmaları pandemi dönemini bir fırsat görüp şehrimizi taradık, kırsalımızı taradık. Orada ailelerden bu bilgileri toparlamaya çalıştık. Bu bilgiler neticesinde de ortaya çıkan bu ürünleri gerek marka tescilleri yönüyle, gerek coğrafi işaretlerini alma yönüyle girişimlerimizi yaptık. Süreç tabii böyle hemen bugünden yarına çıkmıyor. Bunlar ilgili kurumlar tarafından değerlendiriliyor ve yaklaşık birkaç yıllık bir sürenin ardından da nihayete ermiş oluyor. İnşallah ben yeni ürünlerin de geleceğini düşünüyorum. İnegöl piyazı, İnegöl simidi gibi böyle devam eden ürünler var. Bakalım inşallah biz ne kadar fazlaca ürünümüz olursa bu şehrin gastronomik anlamda lezzetlerinin daha fazla olduğunu hissettirmiş olacağız vatandaşlarımıza. Ben biliyorum ki insanlar bir yerden bir yere gidip bir şeyler yemeyi çok seviyorlar. İnşallah İnegöl'ümüzde de tüm misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Özellikle bu merkezimizde ve tüm restoranlarımızda. Ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Önceki dönem başarılı bir dönem geçirdiniz ve partiniz sizi yeniden aday gösterdi. Ve halkın teveccühüyle de yeniden İnegöl Belediye Başkanı oldu Alper Taban. İkinci dönemi konuşmadan önce bir önceki dönemi yorumlamanızı kısaca evet. isteyeceğim. Ardından da biz ilk 100 gün diyoruz, 100 günü aşıyoruz ama evet. o tabii artık 5 ay oldu. Evet, bizim de bir taslağımız oldu. İlk 100 gününüzü değerlendirmek isteyeceğim. Tabii. Melisa Hanım, geçen dönem benim de aslında öncesinde küçük bir ara dönemim vardı. Evet. 2019'un evet. öncesinde. 2017'nin sonunda aslında görevi aldık. Ali Nur Bey Bursa'ya belediye başkanı oldu ve sonrasında bizler burada onun yerine göreve gelmiş olduk. Tabii burada o 5 yıl içerisinde çalışma ekibimizle, arkadaşlarımızla çok kıymetli işler yapmaya çalıştık. Tabii böyle o heyecanımız bugün de devam ediyor ama geçmişte de yine böyle ilk başlamanın vermiş olduğu bir doping de vardı bize. Arkadaşlarımızla belirli planlamalar yapmaya çalıştık. Geçmişte yapılan çalışmaları bir tekrar gözden geçirdik. Biz bu 2019 ve 24 aralığında neler yapabiliriz gibi değerlendirdik. Ya hiçbir zaman böyle mazeretlerin arkasına sığınan bir kişi olmadım. Olmak da istemiyorum. Dolayısıyla her türlü koşul ve şarta göre biz vermiş olduğumuz beyanlarımızın hemen hemen %84'ünü tamamladığımızı ifade edebilirim. Ve inşallah yeni döneme dair de Allah nasip ederse biz bu arada belediyemizin kuruluşunun 154. yılı 154. yıla atfen 154 proje dedik. Dolayısıyla 10 ayrı kategoride bunları toparladık bu başlıklarımızı. Dolayısıyla bu 5 yıl içerisinde de evet yani bir pandemiden kaynaklı gelen bir ekonomik sıkışma yaşadığımızı görüyoruz. Bunu bireyler, aileler, kurumlar, işletmeler hep birlikte yaşıyoruz. Dünyanın yaşadığı aslında bir durum olduğunu da ifade edebiliriz. Ancak ben hükümetimizin malum işte bu 3 yıllık orta vadeli planı neticesinde 2026'da ekonomik anlamda da bir düzlüğe çıkacağımızı öngörüyorum ve biz de tabii bu gelişmelere
paralel olarak kendimizi pozisyonlamaya devam edeceğiz. Yani bu süreç içerisinde de yarım kalan işlerimizi daha ziyade bu 5 aylık dilimde Melisa Hanım gerçekleştirmeye çalıştık. Örneğin kütüphanemiz yetişmemişti. Kütüphanemiz arkamızda. Yetiştirdik, evet. Açtık. İşte devam eden bir güzel bir spor salonu çalışmamız var. Devam ettiriyoruz. Hı hı. Altyapı çalışmaları kaldığı yerden Büyükşehir Belediyesi eliyle devam ettiriliyor. Vesaire bunun gibi. Hı hı. Ve tabii ilk 6 ayımızı plan yapma süreci olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü kanunen de böyle bir zorunluluk var. Bakanlık belediyelerimizden stratejik planınızı çıkartın. Önümüzdeki 5 yılda ne yapacaksanız bunları meclisinize getirin ve beraberinde de bize gönderin onaya deniliyor. Ben burada mesela şeyi ifade etmek istiyorum. Özellikle stratejik planı oluştururken şehirdeki tüm STK'ları, muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, çalışma ekibimizi, herkesi kapsayacak anketler, çeşitli oturumlar, Uludağ Üniversitemizin de mihmandarlığında bunu gerçekleştirdik. Hı. Kendi binamızda yaptık bütün bu buluşmaları. Yani burada şehre dair beklentileri, 5 yıllık beklentiler nedir? Bunların fotoğrafını çekmeye çalıştık. Ve çok şükür artık finale doğru yaklaşıyoruz. Ön raporumuz çıktı diyebilirim. İşte vatandaşın özellikle kentsel dönüşüm beklentisi var. Ulaşımla ilgili beklentileri var. Altyapıyla evet. ilgili ciddi beklentileri hı hı. var. Daha fazlaca rekreatif alan beklentileri var. Bunlarla ilgili her bir başlığımızla ilgili çalışmalarımızı planlıyoruz. Ve önümüzdeki hemen Eylül ayında da meclisimize getirip bu kararları alıp ondan sonra da artık yapacağımız o projeleri bir bir kovalamaya başlayacağız. Eylül'de artık öğreneceğiz evet. projeleri. Evet yani meclisimizden de geçirdikten sonra bakanlığımıza sunmuş olacağız stratejik planımızı. Peki. Buyurun. Başkanım şimdi vatandaşın buyurun beklentilerinden olalım. Bahsettik. İşte ulaşım, kentsel dönüşüm. İnegöl il olmaya bekliyor mu? Vatandaşlar il olmak istiyor mu İnegöl'ün il olmasını? Bu tabii İnegöl'de Orhan Bey sürekli konuşulan, evet. sürekli var olan bir durum. Vatandaşlarımız bunu şöyle ifade edelim. Sadece bir tabelaya il ismi yazılsın da biz de şöyle bir il olduk diyelim diye değil. Aksine bu kentin yerinden ve yerelden, merkezinden yönetilmesi arzusu uzun yıllardır devam ediyor. Böyle bir beklentisi vatandaşlarımızın var. Ancak tabii mevcut yürürlükte olan Büyükşehir Kanunu'yla da biz 2014 yılından itibaren dahil olmuş olduk bu sürece. Tabii şunu ifade edebilirim. Yani daha önceki uygulamalara nazaran Ankara'dan yapmış olduğumuz birçok trafiği aslında yerele kadar, Bursa'ya kadar indirgemiş olduk. Yani Büyükşehir Kanunu'nun da böyle bir avantajı var. Ancak biz tabii bunun kendi bölgemizden yapılmasını her bölge gibi biz de isteriz. Buradaki amaç gaye de dediğim gibi sadece tabelamızda bir il ismi gözüksünden ziyade bu şehirdeki eksik ve ihtiyaçlarımızı daha hızlı yerinden kararlarını alıp tamamlayabilmek. Daha seri bir şekilde yapabilmek ama tabii bu sonuç itibariyle hükümetimizin, siyasi büyüklerimizin değerlendireceği konulardır. Biz çıkacak her türlü sonuca saygılıyız. Sonuç itibariyle biz sadece İnegöl'ü görüyoruz ama ülkemizi yöneten büyüklerimiz bütün ülkemizi ve tüm riskleriyle beraber tüm büyük coğrafyayı yönetmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz böyle bir beklentimizin her zaman var olduğunu iletelim. Evet, dediğiniz gibi siyasi bir karar bu. Önümüzdeki süreç ne gösterecek? Belli olacaktır. Ben bir de kentsel dönüşümden tabii biraz da bahsetmek istiyorum. Deprem ve kentsel dönüşüm. Evet, çok ağır bir pandemi dönemi yaşadı dünya. Evet. Bunda Türkiye'de çok etkilendi. İlçeler çok etkilendi. Hepimiz çok etkilendik. Ardından bir de hiç beklemediğimiz bir deprem felaketi yaşandı ki çok acı kayıplar verdik. Ben şimdi sizin bu geçtiğimiz dönem hem hatırlıyorum Bursa'nın da en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine imza attınız. 10 bin konutluk galiba yanlış hatırlamıyorsam. İnegöl'ün yapı stoğu ne durumda başkanım? Evet. Onu bir merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. 42 bin yapımız var. Bunun 13 bini riskli diyebileceğimiz kategorinin içerisinde yer alıyor. Tabii vatandaşımızı da bu konuda hani böyle bir korkuya yöneltmek adına söylemiyorum ama
şu açıdan değerlendirdiğimizde, biliyorsunuz 1999 depremi bir milat. Evet. Yani buradan sonra yapılan yapılar, bundan önce yapılan yapılara göre daha sağlam yapılar. Bunu görebiliyoruz. Çünkü o günün yönetmelikleriyle yeni yönetmelikler arasında ciddi farklar oluştu. Dolayısıyla bugün yapılan yapılar daha zeminle doğru ilişki kurmuş yapılar. Yapı sağlamlığı açısından da, tekniği açısından da diğerlerine göre daha sağlam. Dolayısıyla bizim 99 öncesi yapılarımızı bir şekilde revize etmemiz lazım. Ama bunu bizim tekliflerimizle, ama bizim genel çizmiş olduğumuz çerçeve içerisinde özel sektör işbirliğiyle vatandaşlarımız gerçekleştirmeleri gerekir. Çünkü yaşadığımız alanların bizi koruması lazım. Yani biz yaşadığımız alana güvenmeliyiz. Yani binaları bizi korusun diye yapmalıyız. Dolayısıyla da Allah'ın izniyle olabilecek bu tür deprem durumlarında da o binanın içerisinden sağlıklı bir şekilde çıkmayı hedeflemeliyiz. Dolayısıyla şehirde şu an devam eden bir kentsel dönüşüm projemiz var. Zemin sondajları başlamış durumda. İşte vatandaşlarımız alanı boşaltmak üzere kiralık evlere taşınıyorlar. Biz de alanda çalışmalar yapacağız, ama bunun haricinde de bakanlığımıza biz 7 bölge olarak kentsel dönüşüm strateji belgemizde sunduk. 7 bölgenin dönüşümüyle alakalı riskli alanlar olarak tanımladığımız alanları dönüştürmek istiyoruz. Bu dönemde bunların üzerine yoğunlaşmış olacağız. Tabii gerek devletimizin eliyle, TOKİ eliyle yapılacak olan projeler de var. Kendi çabamızla yapmak istediklerimiz var. Muhtemelen Büyükşehir Belediyesi'nin de yine yapmak isteyeceği dönüşüm projeleri olacaktır. Bunların hepsiyle beraber amaç ne? Eskiyen yapı stoğunu yenilemek. Bugün daha güvenilir, daha yaşanılabilir hale dönüştürmek olacak. Ben bu noktada şeyi sorayım. Dönüşüm için bir analiz yaptınız mı? O 13 bin bina, onların sahipleri bu dönüşümü kaldırabilecek ekonomik güce sahip mi? Evet. Yoksa bir proje mi üretmek gerekecek? Siz böyle belediye olarak bu yönde bir proje üretmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Şöyle efendim, yani burada zaten kentsel dönüşüme bir yapıyı soktuğunuzda, bir adayı soktuğunuzda zaten devletimizin vermiş olduğu artı ilave imkanlar var. İşte kira desteğinden tutun da işte emsal artışına kadar vatandaşımızın orada bir miktar katılımcı olmasıyla, belediyenin taşın altına eli sokmasıyla ve hükümetimizin verdiği artı avantajlarla vatandaş dönüşümü yapabilir. Yani bugün şöyle ifade edelim Selam Bey, arabanızı yenileyeceksiniz, kıyafetinizi yenileyeceksiniz, bir eşyanızı, evinizde bir mobilyanızı ya da bir beyaz eşyanızı alacaksınız. Bunu bedava alma şansınız var mı? Yok. Ha, kimini eskisini vererek belki yenileme imkanına sahip olabilirsiniz. Yenisine bir mutlaka bedel ödenecek. Dolayısıyla burada tabii ki genel ekonomik koşullarla ilgili sıkıntılarımız var. Bunun farkındayız. Vatandaşlarımızın bunu kendi ekonomilerine indirdiğimizde de mutlaka orada da zorluklar vardır. Lakin bu konuda bir gayrete ihtiyaç var. Çünkü elbette ki bu analizi yapmaya kalktığımızda belki bahsetmiş olduğumuz bu yapıların içerisinde pek çoğu maddi olarak buna hazır olmayabilir. Ancak bahsetmiş olduğum devletin ve belediyelerin sunduğu fırsatları da kaçırmayarak biraz da gayret ederek bunun içine, bunun altına girmemiz lazım. Yani daha fazlaca destekler var artık. Bir de mesela bizler adına da iş biraz daha kolaylaştı. Eskiden biliyorsunuz bir alanı bir kentsel dönüşüm yapabilmek için 3/2 çoğunluğa ihtiyacımız vardı. Şu anda bu %50+1'e dönmüş oldu. Karar yeter çoğunluğu 50+1 yakalandığında o alanda dönüşümler başlayabiliyor. Burada da tabii keyfilikten işi kurtarmamız lazım. Yani çünkü kentsel dönüşüm işi çok zor. Çok zor. Ancak bunu gayret ederek, azmederek hep birlikte başarmalıyız. Tek taraflı bir konu değil yani. Ve sadece maddi imkansızlıklara sığdırılabilecek bir konu da değil. Biraz gayrete ihtiyacımız var. İnşallah ben bunu da tüm ülkemizde başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü bunun gerçekleşmesi durumunda işte en yakında yaşadığımız Maraş depremi ve çevresindeki depremden ele alırsak biliyorsunuz Selam Bey, inanılmaz bir yükü oldu bunun ülkemize. Yani helal hoş olsun, hiç problem değil,
Ancak biz daha öncesinde alabileceğimiz, işte sizin de aslında ifade etmeye çalıştığınız tedbirlerle, gayretlerle o noktaya da gelmeden ve en önemlisi de can kayıpları yaşamadan başarmış olacağız inşallah. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir havada, yeşillikler içinde, mis gibi gökyüzü. Köfte kokuları arasında. Evet, bir program yapıyoruz. Ama başka bir gerçek var ki, hava kirliliği konusunda İnegöl çok sıkıntılı. Evet. Yani yıllardır çevresel diğer kirlilikler de var ama en önemli kirlilik sanayi kaynaklı hava kirliliği. Yani bu noktada ne tür önlemler aldınız? Hala çok büyük sıkıntılar yaşıyor musunuz? Evet. İnegöl'ün kirlilik durumu ne şu anda? Evet. Selam Bey, yani gerçekten önceliklerimiz arasında yer alan bu şehirde sağlıklı yaşam, insanların huzurlu bir yaşam, sıhhatli bir yaşam sürdürebilmesi bizim en önceliğimiz. Bu konuda da konunun muhatabı olan tüm taraflarıyla aslında çalışmalar yürütülüyor. Ben tabii en başında ifade ettiğiniz, yani İnegöl şu anda sürekli olarak bir hava kirliliği yaşamıyor. Onu bir önce bir ifade etmem lazım. Çok güzel çalışmalar yaptık. Onlardan da bahsedeceğim. Lakin tabii bazı klişe cümleler var. Bu cümleleri bence lügatımızdan çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Zarar da verebilir şehre çünkü. Hani işte burası şöyle, burasının havası öyle, burası işte başkaca sorunların olduğu bir yer gibi ifadeler belki bölgelere de zarar verebilir. Şimdi tabii veriyle konuşmak lazım. Verileri toplamak lazım. Ben bu konuda örneğin geçen dönem şu çalışmaları yaptım. Hava ile ilişkili bölge hastanelerine ne kadar başvuru yapmış İnegöl'den hastalar? Baktım, gördüm ki tabii çok veri şey yok, yani böyle toplanan bir veri yok. Evet, veri kayda giriyor ama bunu raporla dediğinizde elimize buyurun hemen hazır bir veri verebiliyoruz şeklinde bir veri yok. Bunları özel hastaneler de dahil olmak üzere çalıştık. Şunu gördüm ben. Mesela astım, bronşit, KOAH, işte akciğer kanseri gibi tüm hastalıklarda bir dünya ortalaması var. Yanlış olmasın, 3.2 gibi bir şeydi aklımda kalan. Bu oran Türkiye ortalamasına vurulduğunda, ülkemize indirgendiğinde 2.8 diyelim. İşte bu İnegöl'e indirgendiğinde bu oran 2.6 diyelim, 2.5 diyelim. Yani Türkiye ortalamasının da altında. Türkiye dünya ortalamasının altında, İnegöl Türkiye ortalamasının altında bir veriyle karşılaştım. Dolayısıyla bu veriyi ulaştıktan sonra da tüm etrafımdaki insanlara bunu bahsettim. Dedim ki bakın, bu ifadeleri kullanırken lütfen siz de daha dikkatli aktarın. Çünkü vebaldir bence. Yani İnegöl'de de hava kirliliği ile ilgili şunu yaptım. Ben dedim ki önce kirletici kaynakları bulmamız lazım. Bunun sebepleri nedir? Gerçekten bir hava kirliliğini konuşacaksak, yani sadece gördüğümüz duman mıdır? Başkaca ne olabilir? İşte araçlardan çıkan, egzozlardan çıkan atıklar mıdır? Gibi gibi. Bunları araştırdığımızda şehrimizin toplam işte sera gazı üretimi nedir? Kişi başı düşen oranlar nedir? Bunlar Uludağ Üniversitesi ile beraber Profesör Doktor Sıddık Cindoruk hocamızla birlikte onun danışmanlığında gerçekleştirdik geçen dönem. Ve şehrimize Selam Bey 8 ayrı noktaya ölçüm istasyonu yerleştirdik. Bu ölçüm cihazlarını da vatandaşlarımıza söyledik ki lütfen siz de izleyin, takip edin. Bunları canlı olarak paylaşıyoruz sizlerle. Hatta bir uygulama gerçekleştirdik. Senin Belediyen uygulaması. Onu, bu aplikasyon indirildiğinde telefonlara, buradan şehrin her türlü bilgisine, verisine erişebiliyor vatandaşlarımız. Burada da şöyle ifade edeyim. Hava kalitesi diye bir alan var. Ona tıkladığımda şu şekliyle, buradan tabii belki ekranda çok göremeyeceksiniz ama 8 istasyonla ilgili noktalar beliriyor. Hmm. Melisa Hanım, belki siz daha iyi görebilirsiniz noktaları. Evet. Mesela buradan bir tanesine tıklıyorum. Mesela ne diyor? 122 partikül madde. Hava kalitesi bu noktada mesela hassas. Canlı yayın bu. Sanayi bölgelerine, konut ada bölgelerine, işte 8 ayrı noktayı belirleyerek şehirde bunları yerleştirdik ve
Geçen dönem 5 yıl boyunca bunları izlemeye aldık. Burada amacımız şu, hava kalitesini sürekli doğru seviyede tutabilmek adına önce bizim kirleticimiz varsa nedir, bölgeler nereleridir, bu kaynakları, kirletici kaynakları nasıl bertaraf edeceğiz gibi. Bir defa şununla karşılaştık. Sanayisi olan bölgelerde tamamen kirleticileri sıfırlamak mümkün değil. Çünkü devletimiz belirli standartlar geliştirmiş. Diyor ki bu bacadan çıkan emisyon şu noktadaysa bu biz için yeterlidir. Dolayısıyla biz burada hedefimizi şöyle koyduk. Sıfırlamamız mümkün değilse minimize etmeliyiz. Bu çıktıyı minimize etmeliyiz. İşte gerek salınımları azaltmak için daha fazla ağaç dikmeliyiz. Daha fazla yeşil alan, rekreasyon alanı oluşturmalıyız. Gerekse havanın kötü olduğu günlerde de şimdi bundan sonraki mesela süreçte vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığını arttırmak adına bugün hava kalitesinde eğer gerçekten bir sıkıntı var ise bununla alakalı onlara mesaj bilgileri göndermek istiyoruz telefonlarına. Siz bunu değerlendirin, maske takmak isterseniz maske kullanın gibi. Ama bu bizim hesabımıza göre bu şehirde mevcut kurulu olan sanayi alanlarımız, bundan sonraki projeksiyonda düşündüğümüz yeni sanayi alanları nasıl bertaraf edilebilir? Bir kere hepsi doğalgaza geçmeli. Doğalgaz çevreci bir yakıt. Katı yakıttan bizim çıkmamız gerekiyor. Hatta bununla ilgili de biliyorsunuz bundan önceki valimiz bununla ilgili bir karar aldı. Bu karar neticesinde belli ilçelerde katı yakıt kullanılmamalı dedi ve tarihler açıklandı. Bu bir geçiş süreci yaşanıyor şu anda. Merkezde tüm konutlarda %100 doğalgaz kullanımı, şöyle diyelim, %100 doğalgaz yayılımı var, kullanımı 99-98'dir diyelim. Çünkü binasında sorunu olan, problemi olan, yalıtımı olmayan ya da ekonomik anlamda bu sürece geçememiş olanlar da var. %1-2 diyebileceğimiz oran diyelim ona. Ama doğalgazımız kapıya gitmiş. İsterse abone olabilir, alabilir ve olmalı. Olmalı için de teşvik etmeliyiz. Bunu sosyal yardım tarafında yaptık. Kömür yardımını kestik. Tamamen doğalgaz yardımına döndük gibi. İnşallah sanayi dönüşümünde de bir kere yeni yapılacak binalarda şart. Olmazsa olmaz. Doğalgazla başlamalısın. Evet. Yapı kullanmanda bunu görmeliyiz ve projeni böyle onaylamalıyız diyoruz. Yani katı yakıttan çıkmalı. Mevcut olanları da şeye dönüştürmek zorundayız. Katı yakıttan diğer çevreci yakıtlara dönüştürmek zorundayız. Bu hedeflerimizi takip ediyoruz, izliyoruz. Ve inşallah ben canı gönülden inanıyorum ki disipline edilen her konu hedefine varır. Er ya da geç varır. Yani başkanım İnegöl kirlilik sorununu çözmek üzere diyorsunuz. Çözmek için mücadeleye devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, az önce söylediğim bence cümle çok kritik ve önemli bir cümleydi. Sanayileşmenin olduğu tüm bölgelerde bunları sıfırlamak çok mümkün değil. Çünkü artık bunun dünyanın kabul ettiği bir takım sınır değerler var, standartlar var. Bu standartlarda çalıştığınızda insan sağlığını etkilemeyecek boyutta orada yaşam mümkündür. Dolayısıyla bizim için bu kıymetli bir şey. Bu sınır değerler aşılıyor mu? Aşılmıyor mu? Bunları görmemiz lazım. Biz hava kalitemizi sürekli izlemeye aldık aslında bu sistemle. Muhtemelen bu dönem bu noktalara, pointlere ilaveler gelecektir. Bu ilavelerle beraber daha büyük bir sahayı kapsam alanına almak istiyoruz. Ve ölçümlerimizle geçen dönemden elimizde oluşan veriler var. Bu verileri sürekli olarak takip etmeye, birbirleriyle mukayese etmeye, bu bilgilerin pekişip pekişmediğini görmek istiyoruz. Mesela şöyle ifade edeyim Selam Bey, çok ilginçtir. Hani herkesin aklında dedim ya klişe cümleler var. Aslında bizim hava kirliliğini, hava kalitesinin bozulduğu süreci daha çok kışın yaşadığımızı ifade edebilirim. Çünkü kışın ısınmayla beraber gelen yakıtlar var. Peki bu yakıtlar nereden geliyor biliyor musunuz? Örneğin küçük sanayi işletmelerinde üretilen ürünlerin çıktılarında evlerinde yakanlar olduğunu görüyoruz örneğin. İşte sünger gibi, kumaş gibi, işte bir takım sunta gibi. Yani petrol türevlerine evlerinde yakıyorlar. Tabii yani işlenmiş bir ürünün yakıldığını görebiliyoruz. İşte biz burada işin kaynağına inip örneğin
O vatandaşımızın bunu yakmaması için ne yapmak lazım? İşte onların doğalgaza teşviki gibi. Onu almaya ihtiyacı olmadığında doğalgazını kullanacak zaten. O oraya gelebilmek için ya tüm alanlardaki iyileştirmeleri bir bütüncül olarak değerlendirip adım adım da hava kalitesinin en mükemmel olduğu bir ortama ilerlemek istiyoruz. Peki. Yeşil enerjiyle devam edelim. Evet, doğalgaz sanayi de önemli ama İnegöl'de yeşil GES ne aşamada, belediye olarak GES dediniz değil mi? Evet, GES. Tamam. İşte yenilenebilir enerji konusu İnegöl'de ne durumda, onu öyle devam edelim. Evet, şöyle ifade edelim. Yani bunu artık gerek özel sektör gerek kamu çok fazlaca değerlendirmeye, ispat etmeye başladı. Biz de İnegöl Belediyesi olarak burada kurduğumuz bir tarım kooperatifimiz vardı. Bu kooperatifte ilk uygulamayı gerçekleştirdik. Şimdi de İnegöl Belediye'mizin yaklaşık 1.6 megawatt olan elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir güneş santrali kurmak istiyoruz. Bütün hazırlıkları tamam. Bakanlık onaylarımızı aldık ve şu anda İl Banka finansmanıyla ilgili başvuruda bulunduk. Yer olarak da geçen dönem kurduğumuz modern hayvan pazarımızın çatısını değerlendireceğiz. Tüm fizibiliteler hazır. Sadece finansmanı aldığımız an çalışma başlayacak ve İnegöl Belediyesi'nin de artık enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle sağlıyor olacağız. Birebir karşılayacak mı? Birebir, tabii. Yatırım çünkü öyle isteniliyor. Toplam tüketim ve kuracağınız işletme aynı şeyi karşılamak zorunda. Yani İnegöl Belediyesi'nin komple... Tabii şöyle söyleyeyim, aslında iki katı imkanı veriyor sistem size. Siz ihtiyacınız olanı kuruyorsunuz, daha sonra rezervi tekrar talep ettiğinde kurmaya devam ediyorsunuz. Başkanım, turizm, İnegöl işte mobilyasıyla sanayi turizmine hizmet ediyor. İşte İnegöl köftesiyle gıda turizmine, gastro turizmine hitap ediyor. Oylat kaplıcalarıyla işte normal sıcak su turizmine hitap ediyor. İnegöl Türkiye'deki bu turizm pastasından yeterli payı alıyor mu? Bunun dışında işte oylat, köfte, mobilya dışında başka adımlarımız da olacak mı? Olacak inşallah. Bu dönem bunu daha fazla Orhan Bey üzerine eğileceğiz. Geçen dönemde bir miktar çalıştık. Aslında şu anda sunulan tüm değerler bir gastronomi değeri olarak karşımızda. Alınan coğrafi işaretler, bunlara yapılan yatırımlar. Dünyada inanılmaz bir gastro pazarı var. Yani bu pazardan ülke olarak da, şehirler olarak da alabileceğimiz çok ciddi paylar var. Bugün nihayetinde bakın bir şehre giderken orada ne yiyebiliriz diye soruyoruz, evet, birbirimize. Oranın neyi meşhurdur? Buradan neyi deneyimleyebiliriz diyoruz. Dolayısıyla hiç bitmeyecek, tükenmeyecek bir hazine gibi aslında fırsat önümüzde bekliyor. Tabii biz bu dönem turizmle ilgili birkaç alan başlığımız var. Bunları hemen kısaca bahsedeyim. Geçen dönem bununla ilgili akademik çalışmalar, akademik özellikle üniversite ve paydaşlarımızla çalıştığımızda İnegöl'ün doğası ön plana çıkıyor. Gastronomisi, termal suları, termal turizmin yanında sağlık turizmi beraberinde çok kıymetli. Özellikle bu sağlık turizm kısmını da önemsiyoruz. Bununla ilgili bir yürüttüğümüz bir çalışma var. Geçen dönemde aslında bunu Kurşunlu bölgesinde bir sıcak su biliyorsunuz bulunmuştu. Bir özel firma tarafından maden suyu ararken termal su elde edildi. Suyu kaynağı elde edildi. Bu alanda biz yatırıma dönüşmesini arzu ediyoruz. Burada çok büyük bir hayal kurduk biz. Yani burada yeşermesi durumunda bırakın Bursa'yı, İnegöl'ü, ülkenin konuşulacağı bir yatırım olma ihtimali çok yüksek. İnşallah bunları tabii nasıl olgunlaştırabileceğimiz noktasındaki o adımlarımızı hızlı hızlı atarak oranın yeşermesini istiyorum ben. Bunun gibi doğa turizmi noktasında bugün ön plana çıkan bölgeler var. İşte bir Sapanca gibi Kartepe, işte Maşukiye gibi belli bölgeler gerçekten biraz daha böyle bu alanda yatırımlarını fazlaca yaptılar ve benim de gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız da gayet benimsedi bu alanları, gidiyorlar. Biz de inşallah benzer ve bu lokasyonlarda hayat bulabilecek, buranın ruhuna uygun,
buranın işletimine uygun gerek işte yapı, hizmet, sunum ne varsa bunları hayata geçirmek istiyoruz. Burada tabii gastro merkezimizle ilgili de sağ olsun bizim danışma hocamız Murat Doğdubay hocamız var. Profesör doktor. Kendisi de İnegöllüdür. Balıkesir'de kendisi rektör yardımcısı hocamız. Onun bize çok kıymetli katkıları oldu. Ben bu arada çalışma ekibime, buradaki ailemize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum. Bir ekip çalışmasıydı bunlar ve inşallah o turizmin işte diğer bahsetmiş olduğum gastronomi yine devam etmeli. Beraberinde sağlık turizmi, termal turizm. Termalde fırsatlarımız var. Ancak çok ağır yavaş ilerliyoruz. Tabii burada şey de var, onu da ifade etmek isterim. İlgili bakanlıkların da mevzuatları da çok ağır. Yani bunlarla ilgili de bir takım takılmalar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bütün bunları aşmak için mücadele edeceğiz. Ben her şehrin kendine özgü çok kıymetli değerlerinin olduğunu söyleyebilirim. Herkes kendi bölgesini keşfedip bu güzellikleri ortaya koyarsa bugün işte agroturizmi de yapabiliriz. Örneğin şu anda bir miktar yapıyoruz. İşte Tuzla Köyü'nde insanlar geliyor, yaban mersinini bu mevsimde gelip orada toplayabiliyor. Alıyor oradan bir kap ve onun içerisine toplayıp parasını, ücretini ödeyip ayrılabiliyor. Bunun gibi gerçekten işte dalında görülmeye muhtaç onlarca ürünümüz var. Dolayısıyla bunların ben sunumlamasını, hissedilmesini, pazarlanmasını daha doğru yaptığımız takdirde aynı şekilde arka planda bu işle meşgul olan insanların da bilincinin artması durumunda ortaya daha iyi turizm uygulamaları çıkacağını düşünüyorum. Bu arada tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Akademik yapıyı atlamamamız lazım. Çünkü bilgi onlarda. Sahada uygulayanlar var. Onları da deneyimlememiz lazım. Bu merkezleri kurmadan önce Antep, Hatay ve Afyon, bu üç şehir özellikle yerinde gidilip gezildi. Orada incelemeler yapıldı. Üçü de şu anda dünyadaki bu UNESCO'nun gastro ağına dahil olan şehirler. Dördüncüsü yok şu anda mesela. Mesela Bursa da bunlardan biri değil, İstanbul da bunlardan biri değil örneğin. Ama bunlar dersine çalışmış ve bu ağın, bu network'ün içine girmeyi başarmışlar. Bunlar kıymetli şeyler çünkü bir bugün turist eline telefonunu aldığında bu alanda nerelere gidebilirimi buradan görüyor. Yani dijitali kullanarak görüyor. Bu ağların içerisinde olmamız lazım. Dolayısıyla bunlar için hazırlıklarımız devam ediyor. Az önce hava kirliliğinde gösterdiğiniz de dijitale büyük evet, bir örnek. Tabii. Yani dijitalleşmeyi zaten şöyle söyleyeyim. Bu bizim kendimize koyduğumuz hedef göstergeler noktasında bir tanesi de dijitalleşme. Doğru dijitalleşme. Örneğin şu anda şehrimizin trafiğine, ulaşımına katkı koyabilmek için birinci fazını hayata geçirdiğimiz bir çalışma var. Bu kent yönetim, kent takip sistemi, kent yönetim sistemi ile beraber şu anda yaklaşık 70 civarında akıllı yapay zeka uygulamalı kameraları devreye aldık. Şimdi bunları sonuçlarını hissetmeye başladığımız bir sürece evriliyoruz. Bu nedir örneğin? Yani sadece bir sahada polisin, bir jandarmanın, bir polis zabıtanın gayretiyle trafik düzenlemesi yapmayarak otonom dediğimiz, tamamen vatandaşın izlendiği, takip edildiği, bu sadece trafik olarak da algılamayın. Yüz tanıma sistemleriyle beraber, işte örnek veriyorum, orada bir olumsuzluğu icra etmiş kişinin de tespitine kadar tespit yapabileceğimiz birinci faz uygulamayı devreye aldık. Şu anda arkadaşlarımız yarı otonom, yarı manuel olarak sistemi çalıştırıyorlar. Tamamen otonoma taşımak için de bir takım yatırımlarımız devam ediyor. Burada amacımız şu, bu şehirde yaşıyorsak ortak yaşam dediğimiz hayatın içinde kurallar var. Bu kurallara hep birlikte uyacağız. Uymak zorundayız. Çünkü birbirimize hakkımızı, hukukumuzu geçirmememiz lazım. Dolayısıyla bu kurallara riayet ettiğimizde de zaten ortada bir sorun kalmıyor. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızı amacımız üzmek değil ama ortada bir problem çıkaran, oluşturan bir durum varsa da buna müdahale etmek zorundayız. Yani burada sürekli olarak tespit edilen plakalara işlemler yapılıyor. Tespit edilen şahıslara işlemler yapılıyor. Dolayısıyla bu gelecekte bize şunu gösterecek. Bu şehir bu fazları biz arttırdığımızda, bu kümeleri arttırdığımızda kapsam alanın içine giren her yer otomatik olarak sorunların azaldığı,
bir noktaya doğru ilerleyecek. Bunun yurt dışı uygulamalarını inceledik. Bu yönde olduğunu gördük. İnşallah biz bunun daha üzerinde, daha fevkinde işler yapmak istiyoruz. Örneğin geçen dönem arkadaşlarımızı Barcelona'ya gönderdik. Akıllı şehir kavramı biliyorsunuz artık sıkça dillendiriliyor. Biz de şehrimizi akıllı şehir statüsüne mantıklı bir şekilde taşıyabilmek adına işte fiber kablolar döşüyoruz şehrimizde. Beraberinde ucuna taktığımız tüm donanımlarla da bu şehri daha doğru yönetmeye, veriyle yönetmeye bundan sonraki süreçte daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bunların meyvelerini inşallah bir bir toplayacağız. Topluyoruz da toplamaya da devam edeceğiz. Başkanım, bir de biliyorsunuz iklim krizi bütün dünyanın en büyük derdi. İnegöl'de bir su sıkıntısı var mı? Var. Şu an için var. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu anda şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz su kanal yönetimi bizde değil. Bununla ilgili süreç tamamen kanunla büyükşehir belediyelerine aktarılmış durumda. Ama biz de bununla alakalı kesinlikle geri durmayarak bu alanda yapılması gereken işlerin koordinasyonunu, takibini, olgunlaştırılmasını, burada bizim fedakarlık yapmamız gereken her ne varsa bunları yapmak istiyoruz. Örneğin özellikle kanalizasyon atıklarının arıtma testlerine gitmesi gerekiyor. Şu anda şehrimizde yapılmış bir arıtmamız var ama kapasitesi sınır değerlerde. Ve geçen dönem biz bunu yine Büyükşehir Belediye'mize aktardık. Mutlaka dedik şey yapılmalı, arıtma yapılmalı. Bakın bu vatandaşın çok bileceği, şey yapacağı, üzerinde duracağı bir konu değil. Ama o çevre, iklim ve sağlıklı yaşama katkı sunmak için biz bunu önce yapmalıyız. Bununla ilgili de yeri üretmeye çalışıyoruz. 150 dönüm bir alan üretmeye çalışıyoruz ki onlar da gelsin bu yatırımı yapsın diye. Hani sorumluluk bende değil deyip kıyıda oturmuyoruz. Aksine olgunlaşması için çabalıyoruz. Şu anda yeni yönetime aynı şeyleri aktardık. Çok ivedi, çok acil bunun başlaması lazım. Çünkü bunlar yıllara sarı projeler, büyük yatırımlar. Beraberinde şehrimizde devam eden bir Hocaköy içme suyu barajı var. Burada yaklaşık 20 milyon metreküp su tutulacak. Bunu ben çok önemli buluyorum. Şehre sürekli olarak kaynak suyunu aktarmış olacağız. Yani zemin sularından almayacağız. Bu hem iklimsel anlamda bir katkı, hem de şehre, vatandaşa verdiğimiz değerdir, önemdir. Şehirde geçen dönem bizlere sorulduğunda Büyükşehir Belediyesi'nden beklentiniz nedir? Altyapı istiyoruz. Altyapımızı bir an önce çözün lütfen. İdi. Çalışmalar geçen dönem başladı. Bu dönemde devam ediyor. Ben hem Ali Nuraktaş Başkanımıza teşekkür ediyorum, hem Mustafa Bozbey Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanmalı, bitirilmeli. Neden? Orhan Bey, %70 kayıp kaçak oranıydı. Suyu veriyorsunuz kaynaktan, %30 alıyorsunuz aboneden. Ya bir israf var ortada. Bunun haricinde başkaca problemler, işte göçükler oluşabiliyor vesaire. Su kaynaklarının kaybıyla beraber bu tür problemlerimiz var. Bunları inşallah tamamlandığında süreç hem israfı önleyeceğiz, hem de vatandaşımızın direkt doğal kaynak suyunu 365 gün kullanmasını sağlayacağız. Biraz hatırladığım kadarıyla geçen yıllarda obruklar oluştu İnegöl'ün bazı bölgelerinde. Yani çok büyük anlamda değil ama biz şöyle söyleyeyim Selam Bey, bu şehirde şu çok söylenir, yani bir mezar kazın su çıkar altından. Bu tabi seviye bir miktar düştü. Yaklaşık 2-3 metre, 4 metre seviyelerine kadar inmeye başladı. Şimdi bu demek oluyor ki zemindeki suyun bir miktar daha çekildiği. Yani su kaynaklarını bizim korumamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Biz biliyorsunuz Bursa ve İnegöl Uludağ eteklerinde kurulmuş şehirler. Dolayısıyla Allah vergisi çok büyük nimet var burada, kıymet var burada. İşte doğal kaynak sularımız var. Bu kaynak suları doğru bir şekilde havzada toplayıp bunu da vatandaşlarımıza kullandırıyor olmamız lazım. Şu da çok hoşuma gidiyor, onu da ifade edeyim. Artık ülkemizde yeraltı barajları konuşuluyor. Yani iklimle mücadelede buharlaşma gibi bir durum da var. Sıcaklığın artmasıyla beraber oluşan böyle bir dezavantajımız da var. Bu da bir ülkem adına çok kıymetli, çok güzel. Bununla alakalı bu eylem planındaki adımların bir bir hayata geçirilmesiyle beraber hem konforlu yaşam, hem sağlıklı yaşam, hem huzurlu yaşam devam ediyor olacak. Bir taraftan da kaynaklarımızı koruyor ve muhafaza ediyor olacağız.
İşte mesela bu dönem 1 milyon metrekare yeşil alan ilave edeceğiz dedik. Daha da fazla olmalı. Yani bulduğumuz her alana ağaç dikmeliyiz, devam etmeliyiz. Yani bu emisyonların azaltılması için de fazla. Bakın bugün bizim araç sayımız 80 bin civarında. Bunlardan bir çıktı var değil mi mesela? Egzozlarından bir emisyon çıktısı var. Bunları azaltabilmek adına, bunları emebilmek adına, absorbe edebilmek adına da ağaca, yeşile yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ha, şehrimizin şöyle bir avantajı var ama onun üzerine kalmayacağız. Şehrin %50'si ormanlarla kaplı. Ancak bu daha fazla olsun ki bizim yaşam alanlarımız, sağlıklı yaşam alanlarımız her bölgede artarak devam etsin. Çünkü önce insan sağlığı, ondan sonra diğerleri gelsin. İklimden devam edelim. Hem de ormandan da şimdi bahsedeceğiz. Burada iklim eylem planımızı hazırladık işte üniversiteyle beraber. Bunları gerçekleştirdik. Şimdi o iklim eylem planından çıkan kısa, orta, uzun vade eğilimlerle yapılacak olan çalışmaları da bir bir yürütmeye devam ediyoruz. Yine ilgili paydaşlarımızla beraber. İşte mesela bugün kirlilik de bir problem ama sadece hava kirliliği değil. İşte insan eliyle de kirletebiliyoruz bir yerleri. Mesela bir vatandaş gelip bir ormana bir molozunu boşaltabiliyor. İşte ne bileyim bir kimyasal atığını bir yerlere bırakabiliyor. Bunları işte o elektronik denetim ağıyla örüp her alanı takip edilir hale dönüştürmek istiyoruz. Bu yaptığımız yatırım daha büyük bir fayda sağlayacak, oluşturacak bizlere. Evet. Başkanım, orman dediniz, İnegöl denince de tabii ki de mobilya akla geliyor ve haliyle de ağaç sektörü ve orman ürünleri burada ön planda. Biz de maalesef ki biliyorsunuz siz de son günlerde hep sık sık bir günde 3-5 şehirde orman yangını haberleriyle maalesef bizim de ciğerlerimiz yanıyor aynı şekilde. Bu anlamda Allah korusun bir risk durumu haliyle İnegöl'de de çok fazla. Evet. Bunun gibi yani hem sanayi bölgelerinde hem de yeşil alanlarda herhangi bir yangına karşı daha dirençli hale getirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Burada tabii en önemlisi vatandaş bilinçlendirilmesi. Beraberinde tabii ormanın yaptığı bir takım çalışmalar var. Bizler de destek olmaya çalışıyoruz. İşte orman planlamasında özellikle olası bu tür yangınları önlemek adına o geçiş koridorlarının, müdahale koridorlarının oluşturulması gibi, özellikle belirli işte çam ormanları gibi alanlarda daha önlemlerin bu manada arttırılması gibi bir takım çalışmalar yürütülüyor. Tabii özellikle vatandaşlarımızın da böyle piknik yapma niyetiyle girerek bazen anız yakma olarak ifade edilen işte oradaki kendince ortadan kaldırmak istediği otları yakarken işte başkaca yerlere geçtiğini görüyoruz. Bazen de işte orman içerisinde atılmış olan cam, şişe vesaire gibi kırıklardan oluşan yangınların olduğunu görüyoruz. Sigara izmaritlerinden oluştuğunu görüyoruz. İnanın bunlar hani artık artan sıcaklıkla beraber belki bunların bile olmayacağı ortamlarda kendinden tutuşmaların olacağı ortamları görebileceğiz. Dolayısıyla bizim bir defa o iklime yapacağımız yatırım çok kıymetli. Bizim işte iklimimizi ve çevreyle olan ilişkimizi gözden geçirerek, biliyorsunuz bununla ilgili ülkemizde de bir bakanlık kuruldu. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız var. Dolayısıyla bununla alakalı olarak da sadece tabii İnegöl değil, tüm bölgelerde benzer çalışmalar yapılarak gerek suyun, havanın, toprağın, ormanın, bitki örtüsünün, habitatın, bu ekosistemin korunuyor olması gerekiyor. Biz bunu birinci olarak vatandaş bilinçlendirilmesi, gerekli uyarı levhaları, uyarıların yapılması, mesaj sistemleriyle haberleştirilerek desteklenmesi, bilincin artırılması gerekiyor. Ama tabii bir de maalesef üzülerek görüyoruz ki bir terör eylemi şeklinde de bunları ben görüyorum. İşte kasten gidip bir ormanı ateşe verenlerin olduğunu da görüyoruz. Bunları tabii en ağır şekilde cezalandırılacağını ben biliyorum. Ama vatandaşlarımızın bu konuda da en az onlar kadar cesaretli olması gerekiyor. En azından bildirim hakkımızı kullanmamız gerekiyor. İşte bunu sorumlu olan yerlere, bölgelere, işte jandarma bölgesi ise 156'ya, işte polis bölgesi ise 155'e bilgi vererek, işte belediyelerimizin 153 hatları 7/24 çalışıyor. Bildirerek bizlere en azından
vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesini istiyoruz vatandaşlarımızın. Bana göre en kıymetlisi hani toplumun her anlamda farkındalığının artırılması. Ya bugün afetler için de böyle değil mi? Öyle. Ya bugün bir deprem oldu. Binadan kaçmak bazen sizi ölüme götürebiliyor. Tabii. Ama daha bilinçli hareket etmeniz sizi koruyabiliyor, muhafaza edebiliyor. Elbette ki kaderimize iman ettik. Bu ayrı bir şey. Ama farkındalığımız da yüksek olursa her anlamda, işte bugün gidip de bir dere yatağına siz konut yapmaya çalışırsanız sonuçta gün gelir orayı bir şekilde o havzayı su bastığında siz de sular altında kalacaksınız yani. Ya vatandaşlarımızın da bu konuda, ya tabii ki biz bunları yaptırmayacağız. Bunlara hiçbir zaman ruhsat vermeyeceğiz ama vatandaşlarımızın da işte bu dönemlerde orman alanlarına girilmeyecekse girmememiz lazım. Orada ateş yakılmayacaksa yakmamamız lazım. Bunlara riayet etmemiz lazım. Kurallara riayet etmek yani. Kesinlikle. Evet. Son dakikalara giriyoruz artık. Evet. Son soruları alalım. Ben sıkıntılı bir alana gireyim diyorum. Buyurun lütfen. Yani İnegöl için değil, Türkiye için de çok tartışılan, çok konuşulan sığınmacı konusu var. Evet. Ve halkın deyişiyle Suriyeli sorunu. İnegöl'de benim bildiğim kadarıyla bu sığınmacılar için çok cazip bir yer ve Türkiye ortalamasında belki de nüfusa oranla en fazla olabilecek yerlerin başında geliyor tabii. Kilis, Antep, o bölgeyi dışında tutarsak. Şimdi merak ettiğim, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Sığınmacıların İnegöl'e olumlu, olumsuz ne tür yansımaları oldu? Evet. Şimdi tabii şöyle, Selam Bey, bu göç dediğimiz trafiği yönetebilmek mümkün aslında. Tabii bu göç nasıl oluştu? Arka plana baktığımızda işte Suriye'de yaşanan olumsuzluklar neticesinde bizlerin de kapılarımızı açmamızla beraber bu insanlar oradaki yaşanan olumsuzluklardan kurtulabilmek adına bizlerin de bölgelerine gelmiş oldu. İnegöl'de şu an 18 bin, 20 bin bandında ama toplamda da işte farklı şehirlerden gelen, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da olduğunu ifade ettiğimizde 30 bin civarında bir misafir diyebileceğimiz, İnegöl'de yaşam hakkı olan, işte sağlık, okul, eğitim gibi hizmetlerden yararlanan ama bizim TÜİK verilerimizde, TÜİK raporlarımızda İnegöl aslında yaşayıp o nüfus istatistiğine girmeyen 30 bin civarında insanımız var. Şu an nüfusumuz 300 bin. O nüfusla beraber 330 bin olarak söyleyebiliriz. Tabii bu gelen insanların da aslında niçin İnegöl'e geldiğini bir miktar sorgulamaya çalıştığımızda ben şunu gördüm. Genel itibariyle sanayisi olan bölgelerde, ekonomik canlılığı olan bölgelerde insanlar o bölgelere göç etmek istiyorlar. Evet. Aslında şehrimiz de böyle oluşmuş. Yani bugün düzenli geçen dönemden bu yana istatistik tutuyoruz Selam Bey. 81 vilayetin tamamından insan var. İstisnasız. Her yıl Ocak ayında bu rapor yayınlanır TÜİK tarafından. Biz de bunları kendi raporlarımıza işleyerek ilgili kurumlara dağıtıyoruz. Sadece bu mu? Bu da değil. Balkanlardan, Kafkaslardan, Türkiye Cumhuriyetlerden ve diğer diyebileceğimiz az da olsa bölgelerden insanlar yaşıyor. Tamamen ekonomik anlamda burada insanların çalışma fırsatı bulması, ekonomilerini canlı tutabilmeleri, kazanıyor olabilmeleri bu insanları buraya getiriyor. Ama biz bu göç trafiğini yönetebiliriz. Nasıl yönetebiliriz? Şöyle ifade edeceğim. Bir şehirde siz imar planlaması yaptığınızda otomatik olarak bu yeni bir göç dalgasına imkan tanıyorsunuz demektir. Yani bugün düşünelim ki işte biz bir yeni bir alan seçtik, belirledik. Dedik ki buraya konut yapacağız. Otomatikmen oraya imar verdiğimiz andan itibaren burasının göç alma ihtimali artık sizin elinizde değil. Çünkü neden? Şehirlere girerken bir pasaport kontrolü yok. Kimlik kontrolü yok. İnsanlar istediği şehirde tercih edip yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla biz imar hareketleriyle bu alanı kontrol edebiliriz şehirlerimizde. Bu önemli bizim için. Biz bu konuda geçen dönem yeni bir imar faaliyetinde bulunmadık. Ama şehrimizin daha düzenli ve işte çevreci diyebileceğimiz sanayi alanlarını oluşturabilmek ve
var olanları da disipline edebilmek adına bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bunları parantez içerisinde ifade etmiş olayım. Konutlarla ilgili de kentsel dönüşümle beraber ister istemez bir rezerv yapılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da bir miktar daha göçü bize önümüze getirip koyacak. Hatta biz 2035 projeksiyonunu görmeye çalıştık geçen dönem. Nüfusumuzun 485 bine eriştiğini gördük. Araç sayımızın da 160 binlere çıktığını gördük. O simülasyonlara koyduğumuzda. Biz tabii sığınmacı dediğimiz, ifade ettiğimiz ya da burada işte gurbetçi deyin veya işte misafir deyin, adını ne derseniz deyin. Bu insanların yeter ki bu şehre değer katmasını biz istiyoruz. Değer katmaktan kasıt nedir? Güzel güzel diğer insanlar gibi gelip işletmelerde çalışıyor olabilir, işletme kurmuş olabilir, yeteneği neyse. Ekonomik hayata, bizim şehir yaşamımıza ve kurallarımıza doğru bir şekilde entegre olması bizim için kafidir, yeterlidir. Biz kimsenin dilini, dinini, rengini, ırkını sorgulamak hakkına sahip değiliz. Ama bir başkasının hakkına ve hukukuna rahatsızlık oluşturuyorsa, burada işte bakanlığımızın da verdiğimiz bilgiler neticesinde deport işlemleri yaptığımız vatandaşlar oldu. Gel kardeşim buraya. Senin yerin burası değil, bölgen bak başka yer, başka yere. Binin üzerinde bir deport işlemi gerçekleştirildi diye ifade edebilirim. Birkaç kez eski belediyemizin önünde bu işlemler yapılırken ziyaret gerçekleştirmiştim. Orada vatandaşlar alınıp sorguları yapılıyor ve gönderiliyor. Tabii bu daha fazla olabilir çünkü neden? Adli olaylara karışmış olabilenler olabilir. Sorgularda başkaca işte trafik kontrolünde veya başka bir kontrolde yakalanıp tespit edilmiş olabilir. Bunlar zaten artık hükümetimiz de biliyorsunuz şehirlere girişleri bu manada kapattı. Özellikle Bursa'mızda da şu anda bu manada ikameti başka bir yerde olup gelme ihtimali yok. Dolayısıyla yakalandığı anda da kendi bölgesine direkt gönderiliyor. Yani biz de burada şöyle bakıyoruz. Yani insani bir bakış açısıyla dediğim gibi herkes bir yerden gelmiş bu şehirde yerleşmiş ve bu şehrin asli unsuru olmuş mu? Olmuş. Güzel güzel yaşıyorsa ve bu şehre değer katıyorsa biz o insandan razıyız. Onlar da bizden razılar inşallah ve nihayet itibariyle kardeşhane burada yaşamaya devam ederiz. Biz bunu bir aynı zamanda zenginlik olarak görüyoruz. Bir tane örnek olsun diye söyleyeceğim. Bugün ortaya çıkardığımız gastronomi değerleri göçle gelen değerler. Yani daha önce bu şehirde olmayıp dışarıdan gelmiş insanlar. İnegöl köftesi buna örnektir. Bulgaristan, Pazarcık bölgesinden bizim şehrimize, Filipe Pazarcık bölgesinden bizim şehrimize gelen insanların bu şehirde bu köfteyi yapmalarıyla bugün adı 100 yıllık bir serüvende İnegöl köfteye dönmüş. Aslında baktığımız zaman o coğrafyada onu görüyoruz. Bugün Üsküp'e gidin, Bosna'ya gidin, işte Bulgaristan'a gidin, oralarda görüyorsunuz bu köfteyi. Hatta cevabi olarak da ikram ediliyor. Parmak köfte formunda. Evet, evet. Yanında böyle bir daha kalınsı bir yoğurt. Onlar kaymak gibi de ifade ediyorlar onu. Yanında soğanıyla, maydanozuyla size ikram edilir. Hatta bu bizim bildiğimiz İnegöl köfte. İşte burada form, bizim formumuz yuvarlak köfte. Yani yuvarlak ve yassı köfte olarak bizde coğrafi işareti alınmıştır. Tabii parmak köfteyi uygulayan da vardır şehrimizde. Ama sonuçta hani lezzet olarak, tat olarak da artık İnegöl köftesi olarak menşeini buradan alan bir ürüne doğru evrilmiştir durum. Peki. Sorum mu vardır? Tamam. Başkanımızı sporla bitirelim. Ben de tamam. Son sorumu sporla sorayım. Yeni stadyum. Bu önümüzdeki 5 yıllık süreçte tamamlanacak mı başkanım? İnşallah sözünü aldık. Sayın Osman Aşkın Bakanımızdan sözünü aldık. Geçtiğimiz günlerde de ziyaret ettik. Acaba bu ekonomik tedbirlere takılacak mıyız gibi. Planlamaların devam ettiğini, süreçte herhangi bir değişiklik olmadığını, yanlış olmasın 6-7 civarında şehrin stadyumu yapılacak. İlçelerden İnegöl var içlerinde sadece. Dolayısıyla şu anda yani ihale sürecine doğru götürülen, biz de bu arada Orhan Bey sahayı şey anlamda temizliyoruz. İşte üzerinde elektrik vesaire gibi bir takım sorunlar vardı. İşte bir trafo deplaseleri gibi bir şeyler vardı. Onları biz de bir taraftan çözümlüyoruz. İnşallah İnegöl'ümüzde bu anlamda güzel yatırımlar olacak. Ben sadece stadyum olarak da bakmıyorum. Yapının içerisinde yaklaşık 14-15 civarında farklı ölçekte, büyüklüklerde salonlar var.
Yani aslında yeni nesil bir anlayışla yapılıyor stadyumlar. Hani sadece işte haftada bir maçın oynandığı bir yapıdan evrilip okullarımızın, spor kulüplerimizin gelip istifade ettiği bir yapıya dönen ve her gün cıvıl cıvıl dolu dolu yaşayan bir stadyuma dönüşecek. İnşallah biz de süreci takip ediyoruz ve bu dönem içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah. Peki o zaman sorularımız bitti diye düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kendi adıma konuşacak olursam çok güzel bir program oldu. Yeşillik içerisinde, hoş kokular evet. arasında çok güzel bir ederim. Program gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sizler de değerli sağ olun. İzleyenler, Bursa'nın Geleceği programında bugün İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı konuk ettik efendim. Programımızın detaylarını olay.com.tr'den ve Olay Gazetesi'nden haberini aynı şekilde bulabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşça kalın efendim. İyi günler.